cep telefonuyla çekildiği için çok belli olmuyor. Ama azgın suyun arasında sürüklenen bir insan. Adı Mevlüt Macit. Ataşehir Belediyesi'nde temizlik işçisi. İstanbul, iki gündür kuvvetli sağanak yağışların etkisi altında. Kent, neredeyse her sağanakta olduğu gibi bu defa da felç oldu. Özellikle Anadolu yakasında sabah saatlerinde hayat durdu, kurbağalı dere taştı. Şu anda Kadıköy'de gerçekten zor anlar yaşanıyor. Ve tabii büyük de bir panik var çünkü kurbağalı dere taşıyor zaman zaman. İşte yine bakın yol kenarına taşmış durumda ve çok da şiddetli bir şekilde akmaya devam ediyor. Bakın nasıl geliyor, biraz daha yağarsa eğer yağmur tabii çok daha kötü görüntüler de yaşanabilir. Yaşandı da. Ataşehir Belediyesi'nde görev yapan temizlik işçisi Mevlüt Macit o dereye yuvarlandı. Azgın sularda can verdi. Adam düştü. İtfaiyecinin şeysinden tutuldu, elbisesinden. Elbise yırtılarak da adam oradan düştü. Burada kepçe yakalamaya çalıştı, yakalayamadı. Derede göz göre göre hızla uzaklaştı. O dehşet anları bir cep telefonunun kamerasına yansıdı. Panik boşuna değildi. Kurtarabilmek umuduyla koşuşturdular. Ama olmadı. Bütün çabalara rağmen o işçi kurtarılamadı. Mevlüt Macit birkaç saniye içinde gözden kayboldu. Yakalamadan daha sonra köprünün altından vefat ederek öbür tarafa geçti. Belediye işçisi miydi? Belediye işçisiydi. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İl gezdi, olaya kader dedi, topu İSKİ'ye attı. Gerekli bildirileri, duyuruları yaptık ama biliyorsun bu dere yataklarının kaderi. Bu sadece burada 30 yıldır devam ediyor. İtfaiye, sahil güvenlik ve polis 45 yaşındaki Mevlüt Macit'i bulabilmek için seferber oldu. Dalgıçlar dereyi karış karış aradı, iz yoktu. Son çare, derenin denize döküldüğü yere bariyer kuruldu. Ne var ki tüm çabalar sonuçsuz kaldı. 8 ay önce belediyede işe başlayan 3 çocuk babası Mevlüt Macit'in cansız bedeni bulunamadı.